özellikle erkek medyaya karşı önemli bir adımdı. Çünkü kadınların sadece üçüncü sayfa haberi olarak görüldüğü, işte kıskançlık krizine giren kocanı katlettiği ya da işte etek giyip tahrik ettiği erkek tarafından tecavüze uğrayan kadın olarak görülen bir medyaya karşı, aksine erkek zihniyetini, taciz, tecavüzcü zihniyeti biz haberlerimize teşhir ettik ve teşhir etmeye de devam ediyoruz bugün. Özellikle üçüncü sayfa haberleri olarak değil, biz kadınları tüm haberlerimizde hiçbir ayrım yapmadan, dil, din, ırk ayrımı yapmadan her kadını birinci sıradan vermeye çalıştık. Yani her bir haber, yaptığımız her bir haber, görüştüğümüz her bir kadının hikayesi, her bir kadının emeği bizim için birinci sıradaydı ve hiçbirini kendi içinde dahi sıralamaya koymadan, işte şu üçüncü sayfa, bu ikinci sayfa demeden aslında kadınların yaşamının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu yaptığımız haberlerde ortaya koymaya çalıştık. Tabii bizim yaptığımız haberlerin işte farkımızın, o yaratmaya çalıştığımız farkın, özellikle mesela soyad kullanmama durumumuz, biz kadınlarda da erkeklerde de, yani haberlerde soyad kullanmadık mesela, yani ilk başta tanıtırken sadece belirtiyorduk. Ama tüm medyada, yani yabancı medya, işte burada yerel medya, tüm ana akım medyada soyadıyla bir birey tanımlanırken biz tam tersi bireyin ismini ön plana çıkardık. Yani Beritan'ın ismi ön plana çıktı. Beritan tanındı. İşte soyadıyla, o erkekten gelen soyadıyla tanınmadı o kadın. Ve bu bizim için, bu da önemli olan bir noktaydı. Çünkü kadın katliamlarının, namus adı altında işlenen cinayetlerinin en büyük temel sebebi soy isim. Soyad. Çünkü namusun temsili soyad olarak görülüyor erkek zihniyetinde. Ve biz bu nedenle soyadını ideolojik olarak ele aldık. Ve ideolojik olarak da böyle bir karar aşamasında kadının soyadını değil ismiyle tanınmasını ön plana çıkardık. Yani aslında anlattığım tüm bu durumların yansıması en çok sahada karşımıza çıkıyordu. Yani tacizinde, şiddetinde, işte tecavüzünde, erkek zihniyetinin sana yaşattığı psikolojik şiddetinde, mobbinginde en büyük yansıması sahada oluyor zaten. Hele özellikle gazetecilik gibi direkt sahadan gelen bir meslek olduğu zaman, burası bilgisayar başı, bunun mutfağı sadece, yani görünmeyen yüzü. Ama asıl görünen yüzü bizim sahada yaşadıklarımız. Ve biz sahada tabii ki de çok öyle normal şeyler de yaşamadık. Çok kadın olarak da, bir gazeteci olarak da, bir Kürt olarak da özellikle bu bölgede çok çok fazla durumlarla karşı karşıya kaldık. Yani mesela yani başta da aslında belirttim. Biz bir dili değiştirirken, bir zihniyeti değiştirmeye çalışırken aslında bir görüntüyü de değiştirmeyi hedef aldık. Yani işte gittiğimiz haberlerde komple erkeklerden oluşan bir basın resmi yerine aslında kadının da var olduğu, kadının da içine sığdırıldığı, içine girdiği bir resim yarattık. Hem onların zihniyetini teşhir ediyorduk, hem sahada görünürlüğümüzü artırıyorduk ve bize daha fazla maruz kalıyorlardı. Ve haberlerimizde taciz, tecavüzleri hiç çekinmeden açık açık teşhir ediyorduk. Bu en temel onları rahatsız eden şeydi. Bir uzman çavuşun, çünkü şimdiye kadar hiçbir ana akım medya uzman çavuşun tacizine, tecavüzüne açık açık haber yapmamıştır. Ama Jinha bunu yapıyordu. Açık açık haberini yapıyordu. Tehditlere rağmen yapıyordu. Yayın yasağına rağmen yapıyordu. Ki defalarca kez aranıp işte o haberi kaldırın, yoksa biz sizin adresinizi biliyoruz, geliriz gibi tehditlerle de karşı karşıya kaldık. Biz Jinha olarak başladığımız bu yolda sonrasında Gazete Şujin ve bugün işte Jinlis olarak devam ediyoruz. Ve kadınlar olarak kim rahatsız olur, kim işte şikayet eder diye düşünmeden yazıyoruz. Zaten en büyük amacımız birilerini rahatsız etmek. Birilerini rahatsız etmeyeceksek gazeteci olarak yazmamızın da bir anlamı kalmıyor. Özellikle kadın olarak varlığımızla birilerini rahatsız etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz aslında tüm bu ısrarımızın, işte mücadelemizin ya da bu baskılara rağmen hala devam ediyor olmamızın asıl temelini yıllardır, yüzyıllardır mücadele eden kadınların tarihinden alıyoruz. Var olan kadın mücadelesinden bu gücü alıyoruz ve o kadınların, direnen kadınların, emek veren kadınların tüm baskılara, tüm saldırılara, tüm erkek şiddetine rağmen hala direnmeye ve yaşamaya çalışan, yaşama tutunan kadınların gücünden alıyoruz bu ısrarımızı. Ve bu nedenle biz de onlarla beraber bu mücadelenin bir parçası olarak hem yazmaya, hem çekmeye, hem yansıtmaya devam edeceğiz.